Daha önce de sizlere hazırladığım bir video vardı diğer kanalımda. Artık burada da görmeniz gerekne inandığım hayat kurtaran ya da sıkıntıdan kurtaran web siteleri. 10 Minute Mail. Nedir Ten Minute Mail? Size bir e-posta adresi veriyor burada. Kopyalıyorsunuz. Sizden kayıt için e-posta isteyen herhangi bir yerde bunu yapıştırıyorsunuz. Ve şuradaki sayaç açık durduğu sürece ki işte bende 5 dakika. Burada şuraya tıkladığınız zaman açılacak bir e-posta kutusu var. Buraya kayıt olma şifreniz geliyor diğer kayıt olacağınız sitedeki e-mail'i açıp okuyup kodu girip bu e mailden kurtuluyorsunuz. Böylece gerçek e-mail'larınızı millete spam halinde vermemiş oluyorsunuz. Geldik Maildrop CC'ye. Aynı şekilde yine bir kullanımlık bir e-mail adresidir. Yapacağınız şey çok basit. Hemen buraya geliyorsunuz. Hello Tatar yazıyorsunuz. View Inbox diyorsunuz. İşte sizin <laughs> Inbox'ınız. Bu da aynı şekilde hayat kurtarır. Aslında birine e-mail vermek istiyorsanız ve size e-mail atacaksa işte burada. Bu kadar basit. Posta kutunuz. Ha, birine mail atabiliyor musunuz? Hayır. Ama önemli değil. Yeter ki size e-mail gelsin. Birine mecbur kalırsanız bu e-mail adresini verebilirsiniz bayıldığım en fes bir web sitesi. Remove Background. Remove BG. Remove Background sitesi çok basit. İsterseniz bir fotoğrafı sürükleyip buraya bırakıyorsunuz. Ya da gidip seçiyorsunuz. Ya da sadece linkini yapıştırıyorsunuz. Yeterli. Ben bu fotoğrafı buraya sürükleyip bıraktığım zaman orijinali buydu. Arka planı kaldırdı ve indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aslında kullanması çok basit. Ve Hemingway App. Hemingway App İngilizce yazdığınız metindeki hataları size ayıklıyor. Yani İngilizceniz çok iyi değildir ve bazı hatalar yapıyorsunuzdur. Bütün yapacağınız şey kopyala yapıştır buraya koymak. Bütün gramer hatalarınız ortaya dökülüyor. Emin olun gün gelir hayat kurtarır. O yüzden kesinlikle öneririm size. Gelelim bir başka siteye. Bunlar aslında 3 tane. Şöyle şunu kapatalım. Birincisi Kronos Ork sizin için diller arasında Türkçe var mı? Maalesef ha var. Harika. Türkçe de var. Ee, ama Türkçe henüz arayüzü Türkçeleştirmemişler. Nerenin Türkçeleştiğini göreceksiniz. Intermediate'ı seçelim. Daha az karışık olur. Dünya tarihini sizin interaktif öğrenmeniz için muhteşem bir özellik. Nasıl? İstediğiniz bir yıla gidiyorsunuz. Bakın burada 1076'dayız. Biraz daha günümüze gelelim. Hatta biraz Osmanlı tarihine falan filan gidelim şöyle. Gördüğünüz gibi hemen bu tarihte dünya ne haldeymiş görüyorsunuz. Bakın Ottoman Empire hemen burada ve gelip de herhangi bir şey tıkladığınız zaman herhangi bir bölgeye diyelim ki burada ne kadarı sünniymiş, İslam'mış, Türk'lermiş o tarihte. Bursa illere göre, bölgelere göre ayırıyor ve eğer ki orada önemli bir olay varsa Karadavut Paşa Bosna'yı yönetiyormuş. İşte e, onunla ilgili bir savaş vesaire varsa Tabii ki bunu muhtemelen Wikipedia'dan çekiyor ve bütün bilgiyi döküyor. Dünya tarihinin herhangi bir dönemini öğrenmek için mükemmel bir uygulama. Kesinlikle öneririm. Yani bununla tarihte gezebilirsiniz. Önemli savaşları, önemli olayları, başkentleri, her şeyi bulabilirsiniz. Bir başkası benzer ki ben de videolarımda kullanıyorum. G-Chrome. g, -Kron. g -Kron ne yapıyor biliyor musunuz? Gidelim 1554 yılına. Hop. İşte Osmanlı, işte feraset, işte süper güç. Gördüğünüz gibi Osmanlı toprakları ne kadar geniş alandaymış görüyorsunuz. Dolayısıyla tarih içerisinde yıl yıl ilerleyebilirsiniz ya da onluk yıllarla ya da en sona atlayabilirsiniz. Tarihin belli bir döneminde elbette ki bir önceki kadar detaylı değil ama tarihin belli bir dönemini görmenizi sağlıyor gördüğünüz gibi. Bir başka da ikisinin arasında zorlukta bu da Osteros. Osteros eğer böyle hani tarih belli dönemlerine son 200 yılı içerisinde önem veriyorsanız ilerleterek hangi tarihte hangi imparatorluk varmış, Rus imparatorluğu neden bu kadar büyükmüş, Amerika bu tarihte ne durumdaymış falan öğrenebilirsiniz ama bunlar Türkçe değil baştan söyleyeyim. Burada da sadece Almanca seçeneği var. Gelelim bir başka şeye. Biometrik fotoğraf sıkıntısı vardır bilirsiniz. İlla fotoğrafçıya gitmeniz gerekir. Gitmeyin efendim. Çünkü... ID photo for you bu işi yapıyor. Ülkeyi seçiyorsunuz. Yani nereye gideceksin değil mi? Hangi ülkeye gideceksen onu seçiyorsun. Pasaport içinse pasaport ebatlarına farklılık oluyor. Ve baskı şeyini seçiyorsun. Sana elçilik ya da şey başvuracağın konsolosluk vesaire bildiriyor bunu. Fotoğrafını yükleyip biyometrik hale getiriyorsun. Hiç gidip fotoğrafçıya dünya para vermene gerek yok. Ve ya bu videonun kesinlikle MP3'ü olmalı ben bunu MP3 olarak ya da bilmem WAV olarak, şu olarak, bu olarak yolda da dinlemeliyim dediğinde en basit sitelerden bir tanesi Loader 2 olduğu gibi MP3'e çeviriyor sizin için. İstanbul Üniversitesi'ne ait çok güzel bir proje. Belli tarihteki gazetelere gidiyorsun. O gazetelerin içerisinde arıyorsun işte hangi gazeteyi okumak istiyorum falan. Şöyle gazetelerin kendi tarihlerine de bakıyorsun. Mesela en eskilerden bir tanesi doğal olarak Cumhuriyet. Cumhuriyet'in hangi yılına gitmek istiyorsunuz? 1900 işte II. Dünya Savaşı ile ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum. Gidelim 1900 e, diyelim ki 45'e. Hangi sayı, Şubat bilmem ne sayısı tıkladığın zaman e, o gazete önüne geliyor. Bence çok şık. Yani Berlin yolu üzerinde Kızıl Ordu dünkü muharebelerde 150 meskun yeri zapt etti. Bence çok hoş. Yani tarihle ilgili bir şeyleri, bir gazetelere, olaylara bir yere değindirmek istiyorsan gazetenin taranmış hali var. Gerçekten de işinize yarayacaktır. Big Speak Artificial Intelligence'ın kısaltması AI. Yazdığın şeyi senin için sese dönüştürüyor. Görelim. Generate voice clips up to 300 Log in to... Ya işine yarar mı? Bazıları video çekmek için biraz utangaç oluyor. O yüzden işe yarayabilir. Bir başka site. Üstelik Türkçe. I fix it. I fix it. Normal orijinali İngilizce tabii ki de Türkçe diline çevirmişler. Herhangi bir şeyi tamir etmek için sana kılavuz sunuyor. Mesela diyorsun ki işte iPhone'um, iPhone bozuldu. Enter'a basıyorsun. iPhone'la ilgili sana tabii ki iPhone tamir anlatı, iPhone 7 tamir, iPhone 7 tamirine giriyorsun. İşte "Touch ID'mde sorun var, şurada sorun var." Bununla ilgili niye yapıyor bunu? Sevabına yapmıyor tabii ki. İhtiyacın olan parçaları istersen sana satıyor. Ama şunu bilin iPhone'da yakında galiba önümüzdeki yıl kendi tamir kitlerini yollayacak. Apple Store'lardan ve online alıp kendin evde tamir edebileceksin. Bu da işinize yarayabilir. Removed Vocals. Çok yüksek trafiği varmış biraz bekletiyorum diyor. Yaptığı şey şu deneyemeyeceğim o yüzden bu maalesef. Şarkının içerisindeki sözleri kaldırıyor ve sadece arkada müzik kalıyor. Bu işinize yarayabilir. Karaoke yapmak için işinize yarayabilir. Ya da birisinin bet sesini kaldırıp kendi güzel sesinizi koyabilirsiniz. Private Note. Bu private notlar çalışırken böyle oluşturayım, şöyle yazayım, yazayım, yazayım. Ama sonra yok olsun. Not oluştur dediğiniz zaman size böyle bir link veriyor. Ve karşı tarafa atıyorsunuz bunu. O bunu linki tıklayıp da şöyle linki seçelim. O notu okuyor. İşte evet notu göster sonra yok olacak bu not yok edilmiştir. Okudun bitti. Yani kapattın. Ah yok. Bence çok hoş. Ha, ne işe yarar günümüzde <laughs> onu bilmiyorum ama. Birilerine telefon dışında bir şey yollamak istiyorsanız bence gayet hoş. PDF dönüştürme konusunda herkesin sıkıntısı vardır. PDF'in sülalesini dönüştürüyor. <laughs> PDF ile ilgili her şeyi dönüştürüyor. Siteyi Türkçe yapabiliyorsunuz. PDF'leri dönüştürme, PDF'leri birleştirme, PDF çözme bilmem ne ne istiyorsan. PDF'i Word'e, Excel'e ıvır zıvıra çevirmece. Bununla ilgili gerçekten hayat kurtarır. Onu size söyleyeyim. İlginç tarafı şu. Yani böyle arabada gezerken müzik dinlemek isteyen <laughs> tipler vardır. Aa sokak sesi de geliyor. Bak 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 bak. Mesela Antalya. Best FM Joy Türk Burada telif yiyeceğiz yeni fark ettim. Gördüğünüz gibi işte sokakta gezerken bir yandan da etrafı göreyim. Böyle araba geziyormuş gibi. Kendinizi Bunu nerede kullanabilirsiniz? Sokak sesini kapatayım. Ders çalışırken belki böyle dikkatiniz dağılsın diye özellikle bunu kullanabilirsiniz. Ya da wallpaper gibi. Mesela Budapeşte sokaklarında geziyim azıcık. Araba yola çıkıyor. Bu çok toz bulutundan başlamış. Berlin, Berlin'de yola bak kaymak gibi ya. Bay be. Özetle gayet de keyifli bir uygulamadır. Hem radyo dinle hem yolda gitsin canın sıkılmasın İşte vakit geçsin. Bazı insanlar böyle yolda giderken düşünmeyi sever. Bu da öyle bir mantık yaratabilir belki eğer inanırsanız. Outside Simulator. Where would you like to be? Nerede olmak istersin? dışarıdaymışsın gibi bir hava veriyor sana. Mesela e, diyelim ki Grenoble France. Gidiyorsun hemen. Ah. İstersen sesi kapatabiliyorsun. Bu da böyle yürüyormuşsun gibi. Az önceki arabalının yürüyen versiyonu. Yani bu da keyifli be. Hani <laughs> bilmiyorum sever misin? Anlatabildim mi? Böyle hoşlanıyorsan açık dursun kafam dağılsın yalnızmış gibi hissetmeyeyim en azından dersen işe yarayabilir. Live trends iyi Bu da haberlerdeki trend şeyleri senin için çekiyor. Mesela çok önemli. İkinci çocuğun dünyaya getiren Sinem Kobal'ın ilk fotoğrafı senin için çok önemli. Ateş karın ne dediydi? Bunun ne dediği önemli. Emekli mi? Senin için haber trendlerini çekiyor. Oradan gidip Google trendlere bakabilirsin. Oradan gidip YouTube trendlere bakabilirsin. Her şeyin trendini çekiyor. Ama sadece Türkiye değil mesela ya Almanya'da ne var trendlerde dersen de bu sefer de onları görüyorsun. Senin için canlı anlık güncellenen trendleri çekiyor. Bence fena değil. Forvo.com inanılmaz derecede güzel hayat kurtarır onu söyleyeyim size. Bazen dersin ki ya yellow nasıl okunuyordu? Yellow nasıl okunuyordu? Telefonunu ararsın. Birkaç dilde mesela İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi. Hangisini istiyorsun? Amerikan İngilizcesinde yellow nasıl okunuyor bakalım? Yellow. yellow. İngilizler biraz daha basarak okur. Böyle hello gibi. Yellow. Gördüğünüz gibi işte oturup bulursun. Ee, tabii ki bazı kelimeler bu kadar kolay değil. O bakalım alternatiflerini de öneriyor. Mesela pronunciation nasıl okunuyor? Ha detayına basarsanız bu arada telefus edenlerin puanlamasını görüyorsunuz. Yani en beğenilen buymuş. Bir erkekmiş ve Birleşik Krallık'tanmış. Pronunciation. Gibi. Amerikan İngilizcesi için de aynı şekilde bakabilirsiniz. Forvo'da bu işe yarar. 5 Seconds Films Sadece 5 saniye görüp gideceğin şeyler. Bu kadar. <laughs> Bence çok tatlı sadece 5 saniye olması. Umarım ki keyifle vakit geçirir. Zamzar Zamzar dosya çeviriyor. Ben de kullanıyorum. İnanılmaz güzel hayat kurtarır. Her şeyi her şeye çeviriyor. Bilgisayarından şey dosyayı seç ya da sürükle buraya bırak. Çevireceği şeyi otomatik bulur. Hadi hayırlı olsun. İstersen indirebilirsin de masa üstüne. Zamzların çeviremeyeceği dosya yok. Haberiniz olsun. Her türlü o dakika hayat kurtarır. Kodlama öğrenmek istiyorsun. Çok acemisin. Bu da e, ücretsiz kodlama öğrenmeni sağlıyor. 8000 üstü şey var. E, ders var. Buradan istediğin gibi kodlama öğrenebilirsin. Ama diyelim ki kodlama öğrenmek istemiyorsun ve psikopatsın ve havalı görünmek istiyorsun. Hacker gibi yazılar yazıp bunu deneyeceksiniz biliyorum. Bu hayat kurtarmaz. Şöyle klavye çıkır çıkır bastığınız zaman ve saçma sapan hareketler yapmanız yeterli. Kendinize en azından 3-5 saniyeliğine bir şey hissediyorsunuz. Anlatabildim mi? Tabii ki ciddisi daha önemli. Bu işinize yarar en azından. Radyo tiyatrosu. Şimdi biraz daha böyle Spotify'dı, podcastlerdi falan filan evet çok keyifli ama radyo tiyatrosu ki polisiyelerine bayılıyorum. Uzun yolda dinlerim ben bunları. Bunun uygulaması var mıydı hatırlamıyorum ama gayet de keyiflidir. Onu da söyleyeyim. Arkası yarınlar, çocuk oyunları hoşunuza gidecektir. Seslendirme sanatçılarına da buradan bir selam çakalım. Onların da çok emeği var. Bayılırım. Araştırma yaparken kullanıyorum. Her konuda belgesel var. Her konuda. Yani listesini açtığınız zaman zaten görüyorsunuz aşağı doğru gidiyor arkeoloji üzerine bilmem ne üzerine dolayısıyla mistik belgeseller UFO fenomenleri puanları var bilmem ne var araştırma yaparken işe yarıyor geldik Google Earth Engine kullanan timelapse timelapse e. time nedir belli bir bölgenin yıllar içerisinde yanılmıyorsam son 20 yıldır durumunu gösteriyor size örnek hemen bayılacağınız bir örnek vereyim size Gidiyoruz Türkiye'nin bolca orman yangını çıkan muhteşem bölgesine. İşte bolca her sene yangın çıkar, her sene buraya oteller yapılır. 1984'te başlıyoruz. Bak bölgeye dikkatli bak. Ormanlar nasıl gidiyor? Bak, bak, bak gidiyor, 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 gidiyor ve pırıl pırıl işte bu kadar. Kıyaslamak istiyorsanız durdurup şunu yapabilirsiniz. 1984-2020. Görüyor musun nasıl kırışlaşmış? 84 hiç taşlı kumsal yok. Çünkü taşınıp kum atılmamış buraya. 2020. Bak buralar hep plaj. Ne acı değil mi? Gerçekten acı. İyice detaylandıralım. Evler, binalar yapılmış. Bir daha gidelim 84'e. Bomboş yol bile yok. Enfes plajlar. Kendi halinde insanlar bedava girebiliyor. Hayır. Hemen buraya marinalar, oteller. Harika. Gördüğünüz gibi acı. Yani bir yerin. Tabi İstanbul'a da bakalım. Madem geldik buraya kadar. İstanbul'u şöyle alayım. İstanbul'un 1984'ü. Yapılanma az. Ormanlar var. Çünkü milyarlarca ağaç dikilmişti hatırlarsanız. Ve 2020. 84. Farkında mısınız? Ne hale gelmiş? 2020. Sadece taş. Şu bölgelere bakarsanız daha iyi göreceksiniz. Bak şuraya odaklanın sadece şuraya. Orman yok. Orman yok. Time de bu şekilde kullanabilirsiniz istediğiniz yere. Saçma sapan vakit öldüren ama yapay zeka ile Google'un test ettiği bir şeyi çizip anlatabiliyor musunuz sitesi? Quick Draw with Google. Sana bir kelime veriyor. Sword. Bir 20 saniye içinde çizmeni istiyor. Ve çizerken ne gördüğünü söylüyor. Mesela bak. I see line. Bir çizgi görüyorum Or diyor. Or Or Aşağıda da yazıyor. <laughs> Diş fırçası Or değil bell. bu ya. Bu... Tamam çok kötüydüm bir kere daha deneyeyim. Telefon telefon çizebilirim. Hayır bu kapı. Evet. Uyku tulumu. Kalkülatör değildi bu. Control. Heh, oh, I know. Cell phone. Şimdi bir backpack çizmeyi deneyelim. I see oh, I know. It's backpack. Yeah, Bird Cake'i çok kolay çizerim. I see <laughs> çok yeteneksizmişim. Or Hayır, tamam. Or I see puck. Or onion. Or tamam, yeter. Siz deneyin efendim. Yapabiliyorsanız siz deneyin. Dolayısıyla bu gördüğünüz sitelerin çoğu hayat kurtarır, çoğu kafa dinlendirir. Umarım ki keyifli bir video olmuştur. Lütfen siz de deneyin bakalım. Bunlar nereye gidiyor? Zamanınızı kurtarır mı? Dosyalarınızı çevirir mi? E-mail istediğiniz zaman veya can sıkıntınızda sizin yanınızda olur mu? Ben Ölük Tatar, Bu tip videoları seviyorsanız söyleyin, bunun ikincisini de çekelim.